Sayın Özkan Kolu, hemen kendilerini ben alo demek isterim. Alo. Alo. Efendim hoş geldiniz. Hoş bulduk Nermin Hanım. Hayırlı akşamlar, hayırlı yayınlar. Hayırlı akşamlar efendim. Nasılsınız? Çok teşekkür ederim. Sizleri sormalı. Teşekkürler efendim. Sizi tekrardan tanıyabilir miyiz? Buyurun. Evet, ben tekrardan kendimi tanıtmadan önce son günlerde yaşadığımız üzücü olaylar için Allah'tan dua istiyorum. Tüm ülkemiz adına, tüm bizi dinleyenler adına, şu anda ülkemiz için dua ederlerse, Allah inşallah ülkemize hayırlısını nasip ederse inşallah sevineceğim. Öncelikle evet, buna değinmek istedim. Tabii bu konuda fazla uzatmak istemiyorum. Evet, ben Özkan Kul. Yaklaşık 4-5 senedir şiir yazıyorum. Evet. Bu yolda sürekli kendimi geliştirmeye gayret ediyorum. Kendimi geliştirme çabası içindeyim. İşte bir vesileyle Sultan Özateş ablamla tanıştım. Evet. Zaten bu yayının aslında birinci kısmı, asıl bahsedilmesi gereken konu Sultan Özateş ismidir. Beni ilk tanıdığı günden beri, yani şu anda belki sürekli ikimiz arasındaki bağı görenler, duyanlar bir şekilde oldu ama aslını kimse bilmiyordur. Ben her zaman dedim, bunu bir şekilde insanlara duyurmam lazım. Çünkü burada sadece bir destek yok, bir yardım yok. Burada çok farklı anlamlar var aslında. İnşallah bundan herkes ders çıkartabilir. Evet. Çünkü insanlık adına yapılmış burada çok güzel şeyler var, çok özel şeyler var. Evet. Benim bir kitap çıkarma düşüncem vardı. Bunun temel sebebi de, yani bir 50-60 sene sonra çocuklarıma işte ben gençken böyle bunları yapmıştım diyebileceğim bir anı olmasını istiyordum. Çok güzel. Yani bunun biraz mali maddi olarak araştırmasına girdim. Yani sırf hani belki bir anı için altına girilmeyecek bir külfetti benim için. Bunun için hani bu kitabı oluşturabilirsiniz. Bin adet bir kitabın belli bir maddi tutarı olur zaten, herkes tahmin edebileceği gibi. Evet. Bunu bile satmanız gerekir o maddi değeri karşılamak için. Evet. Sultan ablamla karşılaştım, sevgili Ahmet abi sayesinde, Ahmet Çabuk sayesinde. Evet. O da radyonuzdan dinleyenler bilir muhtemelen. Evet. İnternetten kendisiyle görüştüğümde bana yardımcı olacağını söyledi. Ama yani bir insan düşünün, hiç yüzünü görmeyen ve sadece size ilk konuştuğunda destek olabileceğini, yardımcı olabileceğini söyleyen, bunun için yerini veren ve sizi ondan sonra takip etmeye devam eden, yani bu devirde bunların olabileceğine pek inanmıyordum. Belki de beni şiir yazmaya iten sebeplerden birisi insanlara güvenimin azlığıydı aslında. Demek ki her işte bir hayır varmış. Sultan ablamla karşılaşmak bana nasip oldu. İçimiz içinde güzel şeyler olduğuna inanıyorum ben. Bana desteği o yüzden çok büyük. Belki ben şiir yazmaktan vazgeçeceğim günlerde kendisi tuttu bana kitap olarak destek oldu. Yani maddi olarak destek olursunuz. Kitap çıkarmak aslında çok uç bir hayal değil. Yani herkes biraz zorlarsa kitap çıkartır. Ama o kitabı satacak ya da o kitabı değerlendirebilecek çevreyi size sunmak, çevreyle sizi tanıştırmak çok önemli bir şey. Onun vesilesiyle sizleri tanıdım. Size de çok teşekkür ediyorum. Yaklaşık belki bir yıldan beri sizi de dinliyorum. Bu ikinci bağlanışım yayınınıza. Sizin de edebiyat dünyasına, şiir dünyasına katkılarınızdan dolayı size çok teşekkür ediyorum. Çünkü gerçekten bu işi severek yaptığınızı ben eminim, yani biliyorum bu işi severek yaptığınızı. O yüzden Allah sizin gibi insanları bu edebiyat dünyasından inşallah eksik etmesin diyorum. Çünkü her şeyin maddiyata dayandığı, her şeyin kendini ön plana çıkarmak olarak algılandığı bir dünyada gençlere el ayak olmak, gençlere yol göstermek çok önemli bir şey. Belki istese Sultan abla bana harcayacağı meblağıyla kendi bir ikinci kitabını bastırabilirdi. Daha çok kitleye adını duyurabilirdi ama böyle bir şeye kalkışmadı. Yani burada dikkat edilmesi gereken bence önemli husus budur. Yani bana ışık tutan nokta da budur. Ben o yüzden belki hani biraz daha kendi egolarım için yazıyor oluyordum belki eskiden ama şu anda bir sorumluluk içinde yazıyorum. Ben her zaman onu demek istedim. Artık insanlara karşı bir sorumluluğum var. Bunun bilincindeyim. Ben de o şekilde yazma gayretindeyim. Evet. İnşallah hayırlısı olur. Yani kitap hakkında ilk etapta söyleyebileceklerim bunlar. Sultan ablama çok teşekkür ediyorum sizin vasıtanızla. İnşallah efendim hayırlara vesile olur. Kitabın ismini tekrar hatırlatalım. İnşallah. Buyurun. Evet.
Kitabımızın ismi Yutkunulmamış Sevdalar. Evet, biraz değişik isim. İlk defa karşılaşanlar biraz garipseyebiliyor ama birkaç kere tekrarlayınca alışıyorlar genelde. Evet. İnsanlardan bu kitaba destek vermelerini istiyorum. Neden destek vermeliler? Çünkü bu kitapta 4-5 yıllık bir emek var. Gerçekten 4-5 yılın bir ürünü yok. Bir geceye sığan ya da ne bileyim bir aya sığan kitap çıkarma gayesiyle olan bir şeyler değil. Evet. Ben ilk yazarken kitap çıkartacağım diye planlamıyordum. Süreç öyle gelişti. Allah size nasip etti. Sultan abla vesile oldu. İnşallah onun sayesinde kitap çıktı. Evet. Sayın Özkan Kul, güzel kitabınızdan bir eser almanız mümkün mü canlı yayında? Değerli dinleyicilerimiz için. Buyurun. Tabii. Tam sesinizi alamıyorum. Arkada sesler belki size de geliyor olabilir. Evet. Biraz, sizden güzel bir şiir almanız mümkün mü? O güzel kitabınızdan. Buyurun. Evet. Şimdiye kadar önce bir şuna değinebilirsem. İnsanlar bu kitabı alırlarsa eğer ben inşallah bu şiir konusunu ya da yazma konusunu yarım bırakmayacağım. İnşallah devamı gelecek. Bu yüzden diyorum ki insanlar bu kitaba destek olmalı. Beşi ona bakmalı. Ben bakmamalı. Ben sadece bu işin maddiyat için yapmıyorum çünkü. Eğer insanlar bana destek veriyorsa ben doğru yoldayım deyip bu yola devam edeceğim. Ama insanlar bana destek vermiyorsa belki de kendimi sorgulayacağım. Hani bu bir anı olarak kalacak. O yüzden insanların destek vermesi buna bağlı. Evet. Evet, şimdiye kadar hep yalnızlık, ayrılık, hüzün şiirlerinden bahsettim. Bugün biraz daha farklı olsun. Yine bir aşk şiiri ama en azından yarından vazgeçmemenin adını koyalım bugün. Buyurun. İnsanlar çünkü devirde sevdiklerinden çok kolay vazgeçebiliyorlar. Evet, bakalım neler başımıza gelirse sevdiğimizden vazgeçmememiz lazım. Onun kısa bir şiiri olsun bu da. Buyurun. Dökülse de benim, dökülse saçım, oluk oluk aksa yüzümden geçin. Yüzüm pençesine kapılsa başım, ölürüm de yine senden vazgeçmem. Kulların dilinde sakız olsam da, virane halimle yalnız kalsam da, muslat hayaliyle bir gün ölsem de, ölürüm de yine senden vazgeçmem. Ağalar paşalar servet serseler, 3 günlük dünyayı bana verseler, ölüme huriden güzel derseler, ölürüm de yine senden vazgeçmem. Bu yolun sonunda ölüm var elbet, sabırda selamet var, sen sabret. Dünya bir imtihan, ayrılık ibret, ölürüm de yine senden vazgeçmem. Evet, şiirimiz evet. Bu kadardı. Çok güzel bir eser. O güzel yüreğinize sağlık diyorum. Bu kitaptaki yazdığınız güzel eserleri ilerleyen programlarda ben elbette ki yer vereceğim. Evet. Sayın Özkan Kul. Evet. Hayırlara vesile olur. Buyurun. İnşallah. Son olarak hemen es geçmeden bir değinmek istiyorum. Beni Özkan Kul sayfasından, şiir sayfasından takip edebilirler. Bir de kitabımızın adı olarak Yutkunulmamış Sevdalar var. Evet. Oradan bana adreslerini gönderirlerse kargo ve kitap bedeli dahil çok cüzi miktara çektiğimiz bir ücretle adreslerine imzalı bir şekilde gönderme imkanımız var. Destek olurlarsa sevinirim. İnşallah bu şekilde insanlara ulaştırma gayretindeyim. Ben miktarın peşinde değilim. İnsanlar destek olsun, birlik olalım. İnşallah ben de ileride daha gençlere destek olmak istiyorum. Teşekkür ederim. İnşallah efendim. Eğer şiir grubunuzu tekrar Radyo MİT sayfasında ve Şiir Renginde grubunda paylaşırsanız çok memnun oluruz. Tabii. Böylelikle bütün şiirsever dostlar size daha kolay bir şekilde efendim İnşallah. Ulaşabilirler. Çok teşekkür ediyoruz efendim. Sağ olun. Sağ olun.